Evet hocam, gidelim. Avarajla ikinci Galatasaray'a. Avrupa'da da çok zor ötesi yüksek maçlar oynuyorlar. Ben Almanya'da çok beğendim. Beğendiniz değil mi? Kesinlikle. Kim söylemiş? Zidane hoca mı söylemiş? Ha, biz bu oyunları planlarla oynarken böyle buna cesaret edemezdik. Tabii, bu tabii. Kadar cesaret. Ben düşünmemiştim hocam bu kadar cesaretli oyunun bu kadar da iyi uygulanacağına. Hatta ben İstanbul'daki maçından bir tık arttırıyorum. Çok daha gerçekçi ve iyi oynadı diye söylüyorum. Kesinlikle. Almanya'da hocam. Doğru. 80 dakika 0-0'a götürdü oyunu. Doğru. Ve bunu da savunma yaparak değil. Doğru. Beni çok etkiledi. Evet, mağlup oldu belki ama o zorlu bir tempodan sonra geldi Hatay'da. Hatay Spor'la oynadı ve ilk mağlubiyetini aldı. Bu demiştim. Neydi? Konu başlıkları okudum basında, işte bir takım sonuç ortaya çıktıktan sonra yapılan saptamaları çok da şey bulmuyorum. Nedir ben böyle. Genelde? Genel eğilim nasıl? Bir şu doğru, hakikaten yoğun bir tempo etkiledi. Tabii doğru. Fizik bu kadar. İki, işte oyuncu üzerinden diyelim, Kerem orada olmuyor mu acaba? İşte Ziye. Tamam, şey yeterli performansı değil. Bunlar da birden böyle kanı başlıklarını bir mağlubiyette böyle alt alta dizdiğiniz anda ben çok gerçekçi bulmuyorum diye kısa vadeli böyle keskin yorumları, kısa vadeli keskin yorumları. Evet. Şimdi hafta çıkar Kerem o merkez santrforun arkasında iki tane yazarsa ne diyeceksin? Tamam. Yani tamam. Lütfen bir sürecin sonunda bazı keskin veya kesin kararlarımızı, kesin yargılarımızı söyleyelim. Yorgunduk Galatasaray. Doğru, çok net söyleyebiliriz. Can'la konuşuyorduk benim yani. Dedim ki ya niye aynı kadroya çıktı o konuş dedim yani Almanya'dan. Dedi ki milli takım boşluğu var, ara var. Evet. O yüzden. Bana da mantıklı geldi öyle söyleyince. Hı hı. Başlangıç 11 olarak söylüyorum. Neydi sence hocam Hatay maçında, Hatay'ı da bunu devreye katarak söylüyorum, Galatasaray'ı eksik oynatan, ezberinden farklı oynatan ve istediğini yaptırmayan? Birincisi kesinlikle bu tempo. Yani sezon Galatasaray adına çok erken açıldı. Bu arada şunu hatırlatmak isterim. Geçtiğimiz sezon Galatasaray Avrupa'da yoktu. Evet. Yani önceki sezon 13. sırada bitirmiş olması sebebiyle sadece lig maçlarını oynadı. Türkiye Kupası'ndan da ya çeyrek finalde ya yarı finalde elendi. Dolayısıyla sadece lig maçlarını oynadı. Çok ara verdi, acayip araları oldu. Çok tuhaf aralıkları oldu Galatasaray'ın hatırlarsanız. Hı hı. Dünya Kupası'ndan sonra özellikle. 3 hafta i̇şte oynamadı maç falan bir şeyler. Evet. Falan. İşte unutmak istediğimiz deprem arası falan da hepsi birleşince bayağı aralıklarla, fasılalarla oynamak zorunda kalmıştı Galatasaray takımı. Ama bu sezon tam tersi acayip bir yoğunluktan geçiyor. Ve fiziksel direnç kadar zihinsel efor da koyduğu maçlar oynamak zorunda kalıyor. Şimdi bu süreçte bu kadar maçın arasında bir Old Trafford deplasmanı var. Manchester United'da oynuyorsunuz. Ve iki defa da Bayern Münih'le oynuyorsunuz. Daha zor ne maç olsun daha ki? Ne olacak? Yani? Zorlu tez yüksek ne maç olur? Olabilir yani. Yani şu anda Avrupa, dünyada hatta dünyadayız. Zorluk tezisi daha yüksek ne maç oynayabilirsin? Ne olabilir daha başka? Hani ben size gitmişken belki City ile oynarsın. Evet, biraz daha zor City ile oynarsın. Daha zor hale getirirsin. Bir olur. Başka, bir başka şey olmaz yani. Ama yani bu kadar zorlu oyunlar özellikle Bayern Münih deplasmanı sadece fizik olarak değil zihinsel olarak da çok yıprattı Galatasaray'ı. Bu doğaldır. İki maçta da acayip sıkıştırmışsınız rakibi. Yer yer boğmuşsunuz. Yer yer ciddi üstünlükler alarak oynamışsınız. Kabul edin, beklemediği işler yapmışsınız bayağı minik. Taktik olarak da kafa tutmuşsunuz. Ve hak ettiğinizi düşündüğünüz sonucu alamamışsınız. Bu zihinsel olarak doğru. Sizi bitirir. Doğal. Çok güzel anlattın. Bu, yani bakın o sonuçları alabilseydi daha farklı olabilirdi. Kesinlikle. Yani fiziksel bir sıçrama da görebilirdik. Kesinlikle. Ama yani hayal ettiğiniz ve gerçekten hak ettiğinizi düşündüğünüz sonucu alamadığınız zaman o yaşadığınız hayal kırıklığı, uçağa biniyorsunuz, İstanbul'a geliyorsunuz, az dinlenip soluklanıp uçağa biniyorsunuz, Adana'ya geliyorsunuz, oradan Hatay'a karayoluyla geçiyorsunuz. Yani Mersin'e karayoluyla geçiyorsunuz. Ve o yani zor iş hocam. Zor bu. Yani Galatasaray'ın mazeretleri var. Bu bir. Futbol dışı mazeretleri var. Futbol dışı mazeretleri var. İki, maç saha önce Volkan Demirel Hoca diyor ki Galatasaray yorulmuş olmalı. Bu kadar yüksek eforla bu maçları geçerken yorulmuş olmalı. Okuyabilir miyim? Okuyun. Lütfen kestim seni. Volkan Demirel'in Galatasaray maçı sonrası açıklamalarını okuyorum. Süreyi ne kadar uzatabilirsek maç daha güzel bir hale gelecekti bizim için demiştik. Hı. Galatasaray yorgun. Bak çok net vurgu yapıyor.
En yakından şahidi biziz, kolay değil. Onlar da Mersin'e gidiyor şey. Seyahat oyuncuları yoruyor, bunu düşünerek sahaya çıktık. Oyunu kendi bölgemizde kabul ederek, yetenekli oyuncularına fırsat vermeden, işte Kerem'de, İkari'de, sahaydı şeydi. Bizim bölgemizde toplu oynamaya izin vermeden oynadık. Bunu galiba seninle telefon konuşurken söyledin. Hani dedim, Volkan Hoca'nın var mıydı bir, bu maça dair planları? Şu, onu ifade ediyor herhalde. Kenar organizasyonlarını adam adama ile kapatarak, iki kapatmaları Galatasaray'ın oyununa müsaade etmedik. Hadi burada kalayım. Evet. Buyurun, lütfen hocam. Sevgili hocam, Galatasaray takımın oyun pratiğinde örgüyle gitmek de var. Çabuk çıkışlar da var. Yani eğer baskı yapan bir ekip varsa, önde baskı yapan bir ekip varsa, orta sahayı bypass edip çabuk öne geçmek de var. Burada birebirleri arayarak geçmek de var. Şöyle bir anekdot vereyim mi? Tamam hocam, aradayım. %71 toplu oyuncu. Bu sene belki de en fazla tabii toplu oynadığı şey. Tabii. Biraz yavaşlatmış sanki. Tabii şey, ki. Tabii. Evet. Çok. Bir kere Hatay takım bunu yapmadığı için, yani şu klasik Galatasaray işini arkadan en öne, arkadan uzağa, arkadan ortaya baskıyı bypass edecek işi Galatasaray yapmadı. Çünkü Volkan Devreli takımı o tuzağa düşmedi. Evet. Yani önde basmadı. Fenerbahçe'nin düştüğü, işte ben Konya maçından çok atıfta bulunduğum düştüğü, Beşiktaş'ın düştüğü, onu yapmadı. Şimdi peki ne oldu? İkincisi, Galatasaray örgüyle de gelir. Pas kalitesi yüksek bir ekip. Bir kere Davinson Sanchez ayak içi temiz çıkabiliyor. Abdülkerim harikulade bir oyun kurucu. Birinci kalite. Arkadan oyun kurma konusunda. O çıkabiliyor. Topla dönebilen Torreira'sı var. Topla dönebilen Oliveira'sı var. Topu taşıyabilen boyu var. İşte önüne atarsanız koşabilecek Kazım Can'ı var. Bir şekilde gidebiliyor. Ama sıkıntı şu ki, eğer bunlarla açamıyorsa, pas ritmini yükseltip açamıyorsa bir şeye kalıyor iş. Zaha'nın ve Hakim Ziyech'in birebir oynama becerisine kalıyor. Birebir oynayacak bunlar. Kenarlarda. Kenarda. Çözüm müdür? Çözümdür tabii. Eğer oynayabilirse etkili. Zaha'nın aldatamayacağı biri var mı? Hele birebirlerde. Ziyech'in aldatamayacağı biri var mı? Yok. Yok. Servisi yapar istediği. Bunlar aldı mı topu? Bir sallanır. Devam edebilir. Diğeri vurup arkanıza da geçebilir. Zaha için söylüyorum. Hı hı hı. Vurup arkaya da geçebilir. Sallanıp geçebilir. İçeriye yönelebilir. Fake'le içeri geçebilir, dışarı geçebilir. Ziyech genelde içeri oynayacak, o orası kesin. Ama ne zaman geçecek bilmiyorsunuz onun da. Ziyech de sizin ne zaman oynayacak, ne zaman dribling. Şimdi Ziyech kötü şeyler var. Evet, doğru. Ziyech uçmadı. İyi oynamadı. Ama ben sorunu Ziyech'ten çok orta sahada gördüm. Nedenine gelince. Hocam, becerikli oyuncuların, yetenekli oyuncuların top alış adetleri önemlidir ama nasıl aldıkları daha önemlidir. Nereden aldıkları, ne zaman aldıkları, en önemlisi ne zaman aldıkları önemlidir. Ben Zaha'nın da Ziyech'in de çok geç geldiğini düşünüyorum. Top çok geç geldi bu çocukların ayağına, her ikisinin de. Fark ettiniz mi maçta? Yok. Çok gecikmeli geldi. Geçten kastınız mı? Onu şimdi kafamda soruyorum. Hocam, şimdi bir pasın ilk anı vardır. Yani bir gösterdiği an vardır Zaha'nın. Hani bir öne gösterir. Hep pozisyon kayıpları oldu mu bu geç kalışlar? Oldu hocam. Oldu. Öyle çok oldu bir. İkincisi, top geç geldiğinde Volkan Hoca demiş ya, birebir şey yaptık diye. Ben hep kenarları çok iyi kapattık diye. Kenarları çok iyi kapattılar hocam. Ben maç sonrasında yayında da söylemeye çalışmıştım. Gerçekten çok iyi kapattılar. Çok iyi kapattılar. Birebiri oynatmadılar yeteri kadar. Zaha denedi. Ama Ziyech'in deneme şansı bile olmadı. Top çok gecikmeli geldi Hakim Ziyech'e. Ve hep kapatılmış anlarda geldi. Şimdi böyle gelmesi Galatasaray için bir sıkıntı. Yani orta sahanın topu daha ritimli çevirmesi gerekiyor. Çok yavaş dolaştırdı topu Galatasaray takımı. Bu da şeyin... %71 topla oynamaya rağmen ceza sahasının içinde topla oynama şeyi çok az. Hocam, bana biraz bu %71'ler yavaş oyunu da anlatıyor, biliyor musun? Tabii, yavaş. Yavaş. Kabul edelim ki Galatasaray'ın bugün bu seneki alem farikası şey değildi.
topa sahip olurum çok değil. Öyle değil. Daha çabuk hızlı gidişler. Icardi ile işte Kerem'le, Zaha ile işte Tete ile neyse çabuk gidişler ve oradaki etkili yönetkenlikti. Bu maçta kabul edelim ki yoktu bunlar. Evet. %70 topla oynamaya rağmen lütfen siz de bakın hocam. Bakıyorum hocam. Ne kadarmış? 7 şut atmış. 7 şut. 400 imkanı vermiş. Ceza sahasında buluşma ne kadar? Bizde yok bu parametre hocam. Ben söyleyeyim 26. Öyle mi? Yani %71 topla oynayıp 26, bakın 26 da az bir rakam değil. İyi rakam. Ama %71'in karşılığı değil. Değil. Çok yavaş bir kere girmişsin. Evet. Çok hazırlıklı girmişsin. Rakibin hazırlığı varken girmişsin gibi bana anlatıyor. Hani sayıları biraz konuşturalım deriz ya. Doğru. Dolayısıyla bu maç böyle geçti. Icardi çok çok etkisizdi. Çok Icardi 3 maçtır öyle kabul edelim ki. Oynamak istiyor çocuk. Takıma katkı vermek istiyor. Topu içeri atmak istiyor. Şu ara iki tane sorun var. Bir, sakat oynuyor olması sebebiyle. Öyle deniyor. Yani ağrı kesicilerle oynuyor olması sebebiyle. Tamamlayamadığı antrenman üniteleri veya katılmadığı antrenman üniteleri var. Fiziksel formunuzu aşağıya doğru götürür. Hareketlerinizi aşağıya doğru götürür. Hı hı. Icardi bir bundan etkileniyor. Yorgunluğu da var. O da çarşamba pazar oynuyor. Çarşamba cumartesi oynuyor. Yorgunluğu da var. Ki top alamıyor. Yani Icardi'ye de harika kalmıyor toplar. Harika pozisyon. Tabii. Onu söyleyemeyiz. Zaten bakın her maçta bir tane pozisyon oluyor bir şekilde. Ama daha fazlası gerekiyor. Tabii, daha fazlası gerekiyor. Ama zaten buradaki onu eksilten şey de Volkan Hoca'nın dediği hakikaten Galatasaray'ın hikayesi biraz kanatlarda hocam. Doğru. O yüzden Kerem niye merkezde kalıyor, kanatta daha etkili diyoruz. Çünkü kanattaki oyun daha etkili Galatasaray'da. Doğru. Şimdi hocam eğer arkadan öne doğru gidiyorsanız, Zaha'nın ve Ziyech'in top almak için çizgide olmaları doğal. Ama artık rakip yarı alana yerleştiyseniz, tamamen yerleşmişseniz eğer ve orta sahanız topu dolaştırıyorsa, şimdi hani şeyi söyleriz ya, işte half space falan filan diye rüzgar yapıyorsunuz. Siz çok seviyorsunuz böyle yabancı dilde. Rüzgar değil şeyleri. Hocam. Bunlar yeni gelişmeler. Lütfen. Evet. Evet. Şurada bir back stopper arası var. Burada iki stopperin arası var. Burada back stopper arası var. Hı hı. Şimdi artık buralara hareketlenmeleri de gerekiyor. İkisi de çizgide çok istediler topu. Bir sorun da buydu. İkisi de çok çizgide istediler. Birebir karşılarını alıp. Kerem'in farkı neydi? Kerem solunu. Şunu söyleyebilir miyiz hocam? Oynarken? Galatasaray kanatlardan etkili oluyor. Ben de zaman zaman vurgu yaparım ya. Ama etkili kanat hata olması için senin dediğin pas zamanlaması. Evet. Çok geç buluştular diyorsun. Evet, çok evet, geç. Evet, kanatta buluştular ama etkili anlarda buluşamadılar. Evet. Bu da çok etkili herhalde değil mi bu hocam? Bu doğru. Şimdi ikinci şeye geliyorum. Kerem kenarda oynadığında o half space denilen mevzuları hep dibe koşulları, arkaya koşulları hep yapıyor. Evet.